Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birbirinden farklı ve lezzetli, inanılmaz kolay 9 çorba tarifi hazırlıyoruz. Bu Ramazan'a özel çorba tariflerini mutlaka kaydedip dene, denemesini istediğin arkadaşına gönder. İlk olarak dünyanın en kolay çorbası diyebileceğim domates çorbası tarifiyle başlıyoruz. Bunun için 2 yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra içerisine 2 yemek kaşığı unu ekliyorum. Ve unun çiğ kokusu çıkıncaya kadar şöyle bir 4-5 dakika kadar kavuruyorum. Unu güzelce kavurduktan sonra şimdi içerisine 750 milim yani 250 milimlik su bardağı ile 3 su bardağı domates püresi ekliyorum. Ben domates konservesi kullanarak hazırladım. Dilerseniz taze domatesle de aynı ölçülerde ve aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Çorbada topak kalmayacak şekilde güzelce karıştırıyorum ve içerisine de birazcık su ilavesi yaptıktan sonra domates çorbası kaynayıncaya kadar karıştırarak pişiriyorum. Kaynamaya başladıktan sonra içerisinde kıvamına göre su ilavesi yapacağım şimdi. Domates çorbasının kıvamını istediğim gibi ayarladıktan sonra içerisine tuz, karabiber ve birazcık da kimyon ekliyorum. Kimyon domates çorbasına gerçekten inanılmaz yakışıyor. Mutlaka bu şekilde deneyin. Baharatları da hemen güzelce karıştırıyorum. 1-2 dakika daha domates çorbasını pişirdikten sonra artık servis için hazır oluyor. Gerçekten hazırlayabileceğiniz en kolay çorba tarifi bu kesinlikle. Özellikle iftar akşamlarının vazgeçilmezi olan şahane bir Ramazan çorbası tarifi diyebilirim. Hemen servis tabağını alıyorum. Üzerine de olmazsa olmazı kaşar peyniri rendesini ekledikten sonra domates çorbası artık servis için hazır oluyor. Kıvamıyla, dokusuyla inanılmaz lezzetli ve en kolay çorba tarifi olan domates çorbası artık servise hazır gördüğünüz gibi. Eğer domates çorbası nasıl yapılır diyorsanız, kolay çorba tarifleri arıyorsanız, hemen böyle 5 dakikada çorba hazırlamak istiyorsanız bu çorba tarifi tam size göre. Hazırlamış olduğumuz bu çorba tarifinin malzeme listesini açıklamanın alt kısmında bulabilirsiniz. Şimdi sırada yoğurt çorbasının en lezzetli versiyonu olan bizim evinde en favori tariflerinden bir tanesi olan mantılı nohutlu yoğurt çorbası tarifi hazırlıyoruz. Hem çok doyurucu hem çok besleyici hem de çok lezzetli bir çorba olacak. Çorbanın yapımına yoğurtlu karışımını hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için 950 milim yoğurdu karıştırma kabının içerisine aldıktan sonra içerisine bir tane yumurta ve bir yemek kaşığı unu ekleyip malzemelerin tamamını pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar karıştırıyorum. Yoğurtlu karışımı böyle güzelce çırparak hazırladıktan sonra hemen yoğurt çorbasını pişireceğimiz tencerenin içerisine aktarıyorum. Ardından yoğurt çorbasını karıştırarak kaynayıncaya kadar pişiriyorum. Çorba kaynamaya başladıktan sonra içerisine böyle bir kase ev yapımı mantı. Eğer mantı yoksa evinizde bunun yerine erişte ekleyebilirsiniz. Ve bir kasede haşlanmış nohut ilave ediyorum. Yoğurt çorbasının mantı ve nohutunu da karıştırdıktan sonra bu malzemelerle birlikte de 5 dakika daha kaynatıyorum. Şimdi çorbanın lezzetine lezzet katmak için ısıtmış olduğum 2 su bardağı et suyunu da içerisine ilave ediyorum. Gerçekten çok yakışıyor. Ama evinizde et suyu yoksa normal sıcak su ilavesi de yapabilirsiniz. Çorbayı ocaktan almadan önce tuzunu da ekleyip altını kapatıyorum. Çorbanın sosu için 2 yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra içerisine birazcık nane. Şöyle karıştırıyorum. Ve ardından birazcık da pul biber ekleyip nanenin ve pul biberin güzel aroması tereyağına çıkıncaya kadar sosu kavurarak hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum bu nefis naneli sosu hemen yoğurt çorbası ile buluşturuyorum. Mis kokulu naneli sosu içerisinde bol mantısı ve bol nohutu ile yemeğe doyamayacağınız en lezzetli yoğurt çorbası tariflerinden bir tanesi oluyor. Mantılı yoğurt çorbası tarifi. Mantı çorbası olarak da bilinen bu tarif hem çorba tarifi gibi hem de yemek tarifi gibi aslında çok ama çok doyurucu bir tarif oluyor. Yani önden böyle bir çorba yaparsanız Ramazan akşamlarında ana yemek yemeye yeriniz kalmayabilir. Eğer yoğurt çorbası nasıl yapılır diyorsanız bu nefis münefis çorba tarifini mutlaka denemelisiniz. Mantılı çorba tarifi olduğu için de böyle gerçekten çok daha göz alıcı ve doyurucu bir çorba oluyor. Hemen şöyle kıvamını da göstermek istiyorum sizlere. Yine aynı şekilde bunun malzeme listesinde açıklamada bulabilirsiniz. Şimdi sıradaki çorbamız bol sebzeli, bol tavuklu, lezzetli mi lezzetli, şifa deposu şahane bir çorba tarifi olacak.
Yine en kolay çorba tariflerinden bir tanesi gerçekten el oyalamayan hızlıca yapabileceğiniz bir çorba. Bunun için tereyağını eritip içerisine diğer tüm sebzeleri aktarıyorum. Sarımsak, havuç, patates, kereviz ve bir tane de soğanı ekleyip sebzeleri böyle tereyağında 5 dakika kadar ara ara karıştırarak güzelce kavuruyorum. Sebzeler kendi aromalarını salmaya başladı, biraz sotelendi. Şimdi tencerenin içerisine bir tane kalçalı tavuk butu, domatesi ve taze kereviz yapraklarını ekliyorum. Tuzu, karabiberi ve kırmızı biberini de ilave ettikten sonra çorbanın sıcak suyunu tencereye ekliyorum. Ve kapağını kapatıp yaklaşık 35 dakika tavuk yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Hemen şöyle bir kontrol ediyorum. Hem sebzeler hem tavuk güzelce pişti. Şimdi pişen tavuğu tencereden çıkarıyorum. Onu kenarda didikleyeceğim. Tencerede kalan sebzeleri de hemen hızlıca blenderdan geçiriyorum. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar hepsini blenderdan geçirerek hazırlıyorum. Blenderdan geçirdikten sonra böyle güzel bir renge kavuşuyor. Hemen kıvamını da şöyle göstermek istiyorum. Tam kıvamında gerçekten şahane bir çorba oluyor. Eğer kıvamı koyu gelirse size biraz sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Çorbayı blenderdan geçirdikten sonra didiklemiş olduğum tavuk etini ve ince kıyılmış kereviz yapraklarını da çorbanın içerisine ekliyorum. Onlarla da karıştırdıktan sonra bu nefis mi nefis bol sebzeli tavuklu çorba tarifimiz servis için hazır oluyor. Tavuk suyuna çorba hazırladığımız için inanılmaz lezzetli oluyor gerçekten. Hem tavuğun suyunun lezzeti hem sebzelerin lezzeti hepsi bir araya gelince yemeğe doyamayacağınız çok güzel ve çok farklı bir çorba tarifi hazırlamış olduk. Özellikle hasta şifa deposu olacak bir çorba diyebilirim. Ben tam konuşamadım ama siz benim ne demek istediğimi anladınız. Hemen şöyle yakından da kıvamını göstermek istiyorum. Ben üzerine de ayırmış olduğum tavuk etlerini serperek servis ettim. Böylelikle bol tavuklu oldu. Sıradaki çorba tarifimiz yine en sevilen yoğurtlu çorba tariflerinden bir tanesi olan erişteli nohutlu yoğurt çorbası tarifi. Bu çorba tarifimiz için karıştırma kabının içerisine yoğurt, yumurta ve unu aldıktan sonra tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar iyice çırparak hazırlıyorum. Yoğurtlu karışımını hazırladık. O kenarda beklerken şimdi tereyağını erittim. Tencerede ve bir su bardağı erişteyi ekleyip erişteleri ara ara kavurarak böyle eriştelerin rengi pembe bir hale gelinceye kadar kavuruyorum. Böyle eriştelerin rengi güzelce değişti. Çok güzel bir şekilde kavurduk. İçerisine bir su bardağı haşlanmış nohut ekliyorum ve nohutla da karıştırıp 1-2 dakika daha pişiriyorum. Ardından ocağın altını kapatıp tencerenin biraz soğumasını sağlıyorum. Çünkü erişteleri kavururken gerçekten tencere inanılmaz ısınıyor. Tencere biraz soğuduktan sonra tencerenin içerisine 4 su bardağı su ekliyorum. Ve kapağını kapatıp bir 5-6 dakika eriştelerin pişmesini sağlıyorum. Ardından bu pişirmiş olduğumuz sudan yoğurtlu karışımın içerisine yavaş yavaş aktararak yoğurdun ılınmasını sağlıyoruz. Böylelikle yoğurdu tencereye eklediğimiz zaman çorbada kesilme olmayacak. Yoğurtlu karışımı ılıştırdıktan sonra şimdi bir yandan karıştırıp diğer yandan yoğurtlu karışımı tencerenin içerisine ekliyorum. Erişteli nohutlu yoğurt çorbası kaynayıncaya kadar karıştırarak pişiriyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra ocaktan almadan önce tuzunu ekleyip karıştırıyorum. Ve üzeri için yine şahane bir tereyağlı sos hazırlıyoruz. Bunun için tereyağını eritip içerisine bolca nane ve kırmızı biberini ekleyip nanenin ve kırmızı biberin güzel kokusu aroması çıkıncaya kadar tereyağı ile kavuruyorum. Hazırlamış olduğumuz bu nefis mi nefis naneli sosu da yoğurt çorbası üzerinden hemen ekliyoruz. Sosunu karıştırıyoruz ve ardından servis için hazır oluyor. İster baştaki hazırlamış olduğumuz mantılı yoğurt çorbası tarifini deneyin, isterseniz bu şekilde erişteli yoğurt çorbası tarifini deneyin. Gerçekten ikisi de muntazam lezzette şahane bir çorba tarifi oluyor. Yoğurt çorbası sevenlerin en seveceği iki çorba tarifi diyebilirim. Şimdi sırada benim en favori çorba tarifim olan bir kaşık kıyma ile çorba tarifi hazırlıyoruz. Benim deyimimle taze tarhana çorbası. Aslında tadının lezzetinin taze tarhanaya benzediği için böyle bir ismi var ama birazcık benim uydurmam diyebilirim. Bu hazırlayacağımız çorba için bir yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra bir yemek kaşığı kıymayı tencerenin içerisine alıyorum.
ve kıymayı topak kalmayacak şekilde ezip güzelce pişiriyorum. Kıyma kendi suyunu salıp çektikten sonra içerisine bir yemek kaşığı salçayı ekliyorum ve salçanın da güzel kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Salçayla kıymayı güzelce kavurduk. Şimdi bu çorbanın olmazsa olmazı bol bol nane ekliyoruz içerisine. Gerçekten inanılmaz yakışıyor. Naneyi eklerken hiç elinizi korkak alıştırmayın. Bol bol ekleyin. Nanesini ekledikten sonra şöyle 1-2 dakika daha pişiriyorum. Son olarak 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekleyip karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıp birazcık kıymayı soğumaya bırakıyorum. Kıyma dinlenirken biz de yoğurtlu karışımını hazırlayalım. Bunun için yoğurdun içerisine 1 yemek kaşığı un ve 1 tane yumurtayı ekleyip pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blenderdan geçiriyorum hızlıca. Tencere artık soğudu. İçerisine bir su bardağı oda sıcaklığında su ekliyorum ki artık iyice soğusun diye. Hemen şöyle bir karıştırıyorum. Ardından hazırlamış olduğumuz yoğurtlu karışımı da bir yandan karıştırırken diğer yandan tencerenin içerisine ilave ediyorum. Hazırlamış olduğumuz bu kıymalı yoğurtlu çorbayı kaynayıncaya kadar karıştırarak pişiriyoruz. Kıymalı yoğurt çorbası kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha kaynatacağız ve ardından servis için hazır olacak. Gerçekten bu da çok kolay çorba tariflerinden bir tanesi. Hem de gayet farklı bir çorba diyebilirim. Böyle her yerde görebileceğiniz çorba çeşitlerinden değil. Ocaktan almadan önce son olarak tuzunu ekleyip karıştırıyorum ve ardından hemen servis ediyorum. Şimdi sırada çok rengarenk ve çok lezzetli bir çorba tarifi olan sütlü sebze çorbası tarifimiz var. Bol sebzeli, çok lezzetli bir çorba tarifi olacak. Sütlü sebze çorbası için tereyağını tencereye alıp erittikten sonra içerisine patates, havuç, yeşil biber, kırmızı biberi ekliyorum. Ve sebzeleri tereyağı ile şöyle karıştırarak 5 dakika kadar pişiriyorum. Böylelikle sebzelerin lezzeti çok güzel bir şekilde ortaya çıkıyor. Ardından içerisine unu ilave ediyorum ve 5 dakikada bu şekilde karıştırarak unun çiğ kokusunun çıkmasını sağlıyorum. Ardından içerisine mısırını ve sütünü ilave edip hemen hızlıca karıştırıyorum. Şimdi bu rengarenk sebzeli çorbanın suyunu ekleyelim ve kaynayıncaya kadar karıştırarak çorbamızı pişiriyoruz. Çorba kaynadıktan sonra kıvamına göre eğer ihtiyaç duyarsanız su ilavesi yapabilirsiniz. O yüzden başlangıçta çok fazla su ilavesi yapmanıza gerek yok. Ocaktan almadan önce tuzunu ve karabiberini de ekliyorum. Baharatlarını da karıştırdıktan sonra bu nefis görünümüyle çok iştah açıcı bir çorba tarifi olan bol sebzeli çorba tarifimiz de artık servis için hazır oluyor. Eğer sebze çorbası nasıl yapılır diyorsanız, sütlü sebze çorbası tarifi arıyorsanız bu çorba tarifi tam size göre. Sırada yöresel çorba tariflerinden en sevileni olan lebeniye çorbası tarifimiz var. Diğer bir adıyla köfteli nohutlu yoğurt çorbası tarifi. Lebeniye çorbasının yapımına köftelerini hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için kıymanın içerisine tuz, karabiber ve naneyi ekleyip güzelce hemen yoğuruyorum. Ardından hazırlamış olduğum bu köfteleri böyle minik minik parçalar halinde ufaklıyorum. Ufakladığım parçaları da hemen hızlıca elimde yuvarlayarak lebeniye çorbasının köftelerini hazırlıyorum. Diğer yandan tencerenin içerisine tereyağını alıp erittim. İçerisine unu ekleyip unu böyle tereyağı ile karıştırarak 5 dakika kadar pişiriyorum. Unun çiğ kokusunun çıkmasını sağlıyorum. Ardından içerisine haşlanmış nohutunu ekliyorum ve 1-2 dakika daha böyle çevirerek pişirdikten sonra pirincini ilave ediyorum. Onu da karıştırıyorum. Ve tencerenin içerisine 2 su bardağı sıcak su ekleyip 5 dakika bu şekilde pişiriyorum. Nohut ve pirinç güzelce pişerken biz de diğer yandan yoğurtlu karışımını hazırlayalım. Bunun için 1 su bardağı yoğurt, 1 tane yumurta ve 1 yemek kaşığı limon suyunu güzelce karıştırarak lebeniye çorbasının yoğurtlu terbiyesini hazırlıyoruz.
Şimdi tencerenin içerisine soğuk su ilavesi yapıyorum. Hem oranın birazcık ılınmasını sağlıyorum. Ardından pişirmiş olduğumuz sudan yoğurtlu karışımın içerisine yavaş yavaş aktararak yoğurtlu karışımın da ılınmasını sağlıyoruz. Çorbanın kesilmemesi için bu aşama gerçekten önemli. Sürekli karıştırarak tencerede sudan yoğurtlu karışımı ilave ettim. Şimdi yine aynı şekilde hem çorbayı karıştırıyorum hem de yoğurtlu karışımı tencerenin içerisine ekliyorum. Hazırlamış olduğumuz lebeniye çorbasını kaynayıncaya kadar karıştırarak pişiriyoruz. Kaynamaya başladığı gördüğünüz gibi bir 5 dakikada bu şekilde pişirdik. Şimdi hemen köftelerini hazırlayalım. Bunun için bir yemek kaşığı tereyağını eritip hazırlamış olduğumuz bu minik köfteleri tavanın içerisine ekliyorum. Ve köfteler suyunu salıp kendi suyunu çekinceye kadar güzelce pişiriyorum. Köfteler piştikten sonra içerisine nanesini ekliyorum ve karıştırıp 1-2 dakika daha bu şekilde pişirdikten sonra hiç vakit kaybetmeden çorbanın içerisine hazırlamış olduğumuz bu minnoş köfteleri ekliyoruz. Köftelerini de ekleyip karıştırdıktan sonra lezzetine doyamayacağınız en lezzetli çorba tariflerinden bir tanesi olan bu yöresel çorba tarifimiz artık servis için hazır oluyor. Bu da gerçekten ana yemek kıvamında diyebileceğim şahane bir çorba. Çok doyurucu bir çorba oluyor. İçerisinde hem nohut hem köfte olduğu için gerçekten çok doyurucu bir çorba. Çorba tariflerimize yine yöresel çorbalar ile devam ediyoruz. Sıradaki çorbamız erişteli yeşil mercimekli çorba tarifi olacak. Eğer evde yeşil mercimek varsa şipşak hazırlayabileceğiniz bir çorba tarifi. Önceden ıslatılmış bir su bardağı yeşil mercimeği tencerenin içerisine alıp bir su bardağı suyu ekleyip yaklaşık 15-20 dakika pişiriyorum. Yeşil mercimek piştikten sonra içerisine 2 su bardağı et suyunu ekliyorum. Eğer et suyu yoksa normal su ile de hazırlayabilirsiniz. Et suyu ile 5 dakika kaynattığım yeşil mercimeklerin içerisine erişteyi ve tuzunu ekleyip kapağını hafif kapatıp bir 5 dakikada bu şekilde pişiriyorum. Çorba pişerken biz de diğer yandan salçalı sosunu hazırlayalım. Bunun için tereyağını eritip içerisine biber salçasını ekliyorum. Ve salçanın güzel kokusu çıkıncaya kadar güzelce kavuruyorum. Hazırlamış olduğumuz bu salçalı tereyağını da pişen çorbanın içerisine hemen hızlıca ilave ediyoruz. Salçayı güzelce karıştırıyoruz. Çorbamızın güzel mi güzel rengini veriyor. Salça ile birlikte de 5 dakika daha pişirdikten sonra erişteli yeşil mercimekli çorbamız servis için hazır oluyor. Gerçekten hem az malzemeli hem pratik çorba tariflerinden bir tanesi bu erişteli yeşil mercimekli çorba tarifi. Şimdi sırada son çorba tarifimiz olan sütlü mantar çorbası tarifi var. Tencerenin içerisine tereyağını alıp erittikten sonra küçükçe doğramış olduğum soğanı ekliyorum. Şöyle bir karıştırıp 1-2 dakika pişirdikten sonra mantarlarını da ilave ediyorum tencerenin içerisine. Ve güzelce karıştırıp mantarlar suyunu salıp sonrasında suyunu çekinceye kadar pişiriyorum. Mantarlar güzelce piştikten sonra içerisine un ekliyorum ve unun çiğ kokusu çıkıncaya kadar sürekli karıştırarak kavuruyorum. Tencerenin içerisine sütü ekliyorum. Sütü ilave ettikten sonra un da topak kalmaması için bir güzel karıştırıyoruz. Böyle koyu kıvamlı şahane bir karışım haline geldi. Şimdi mantar çorbasının suyunu ilave edelim. Suyunu ekledikten sonra sütlü mantar çorbası kaynayıncaya kadar karıştırarak pişiriyoruz. Eğer kremalı mantar çorbası size ağır geliyorsa bu sütlü mantar çorbasını mutlaka denemelisiniz diyorum. Hem daha ekonomik hem de çok lezzetli oluyor. Tat olarak da hemen hemen birbirine çok yakın ve kremalı mantar çorbasına göre de daha hafif lezzetli bir çorba tarifi hazırlamış oluyoruz. Hazırlamış olduğumuz bu çorba tarifiyle birlikte birbirinden nefis ve kolay 9 çorba tarifini tamamlamış olduk. Tarifleri beğendiyseniz mutlaka videoyu beğenip kanala abone olun. Yeni tariflerde görüşürüz. Hoşça kalın.